sınıfın üçüncü dönüşünü sürdü. Karar verildi. Savcılık makamı mütalasında bilinçli taksirin unsurlarının oluştuğundan bahisle bilinçli taksir hükümlerine göre cezalandırılmasını talep etti. İndirim uygulanmamasını talep etti. Bu indirim uygulanmamasının sebepleri de sanığın daha önce benzer eylemleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aldığı cezalar, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermiş, defalarca drift atmış ve bunlar tespit edilmiş, tekrar suç işlemeyeceği kanaatiyle verilen bir erteleme kararına rağmen bugün burada iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya da yine o sebebiyet verdi. Bütün bunlar Yüce Mahkeme tarafından çok güzel takdir ve tayin edildi. Sonuç itibariyle de buradan okumak isterim size. İki kişinin ölümüne neden olma suçundan eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiğinden 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Meydana gelen neticenin ağırlığı, suçun bilinçli taksirle işlenmiş olması, çok sayıda trafik ihlali yaptığının tespit edilmiş olması da gözetilerek TCK 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, yani bir indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hiçbir şey elbette adayı ve Yağız'ı geri getirmeyecek. Aileleri için, bizler için, tüm sevenler için. Ama bu kararın yeni Yağızlar, yeni adalar olmaması için bir örnek oluşturacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizler yaklaşık 136 gündür buradan mücadelesiyoruz. Öncelikle bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Bu bir trafik kazası değil. Çünkü karşımızda iki profil var. Bu profilin bir tanesi ceza işlemeye alışkanlık haline getirmiş. Sadece bir yıl içerisindeki trafik cezalarını ben size kısaca özettim. Emniyet kemeri takmamak, trafikte seyir halindeyken telefon kullanmak, hız kavşağa gelirken hız kesmeyecek şekilde trafiği tehlikeye sokmak. Onun dışında Mart ayında drift atmaktan bir trafik cezası var, ertelenmiş. Kamu davası açılmış, ertelenmiş. Zaten tüm bunlar yetmezmiş gibi bizim iki tane yavrumuzu yaşamdan kopardı. Adeta bu sansasyonel kimliğini taşlandırdığı bir kazayla son noktayı koyuyor. Dolayısıyla bu saatten sonra lütfen kimse buna trafik kazası demesin. Çünkü bu gerçekten bir trafik kazası değil. Bizim pırıl pırıl gençlerimizi sadece evlerine gitmek için onlara trafiğin sunduğu en güvenli yer olan yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen iki tane canımızı bizden aldı. Dolayısıyla bu kişinin zaten profilini incelediğinizde, yaşamını incelediğinizde bu kesinlikle bir trafik kazası değil. Bağıra bağıra ben geliyorum diyen bir cinayettir. Dolayısıyla mahkeme heyetinin detaylarını Sevilay Hanım söyledi. Ben oralara girmek istemiyorum çünkü verilecek hiçbir ceza bizim acımızı dindirmeyecek. Biz çünkü 100 yıl alsa inanın umurumuzda değil. Ama burada çocuklarımızın arkadaşları var. Davanın ilk gününden beri bizlere destek oluyorlar. En azından o insanların, o çocukların bu ülkeye olan inançları kırılmasın, yok edilmesin. Teşekkür ederim. Kötülük kazanmasın lütfen. Adayla Yağız benim en yakın arkadaşım. Birlikte sınava hazırlanıyorduk. Bu sene üniversite sınavımız vardı. Çok iyiydi. Yani 7-8 yıl hep beraberdik. Çok güzel zamanlarımız oldu. Ya gerçekten hani üzülüyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Üstüne bu olayların olması gerçekten bizi çok iyi götürüyor. Yani hiçbir şey onları geri getirmeyecek. Hep kalbimizde olacak ikisi de. Ya asla unutmayacağız.
Thank you.